Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Çekik Craft oynuyoruz. Kendi serim olan Çekik Craft'tayız. 30 modlu survival. Şu an kafamda bir şey görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki Hilal abla bu ne? Bu bir zombi. Ama o benim neden kafamda? Çünkü bir tane mod varmış. Yere böyle mesela öldürdükten sonra siz mobları yerlere onların böyle küçük minyon şeylerin düşüyor. Şöyle mesela. Şu elimde gördüğünüz gibi bunu yere koyarsan eğer zombi olacak. Ben yere koymak istemiyorum. Kafamda dursun istiyorum. Değişik bir şey bulduğumuzu onu da gösteririm. Bugün değişik şeyler yapacağız. Video dışında ben birazcık oynadım. Ev planlarım var. Onları yapmak için oynadım. Bu arada göstermek istediğim şeyler var. O yüzden birincisi bu zaten kafamdaki şeydi. İkincisi şöyle, şunu şöyle gizleyin görmeyin siz. İkincisi mod olarak eklenen Iron Ingot var. Iron Ingot'lar normal bildiğiniz gibi 8 tanesiyle bir tane Iron ay 9 tanesiyle bir tane Iron yapabiliyorsunuz. Bu arada neden ben buradayım? Biz taşındık. Tipi diye bir çadırımız vardı. Ben onu ekler miyim bilmiyorum şu an. Çünkü video çektim aslında orada da. Belki hızlandırıp bir yerlere eklerim onu sona falan izlemek isteyenler için. Ama eklemek de çok da istemiyorum. Çünkü biraz sıkıntı oldu. Birkaç fail oldu. Modlarla ilgili güncelleme falan vardı çünkü. Sonra işte öyle. Bunu böyle. Bunlar böyle. Hey sen, videoyu neden beğenmedin? Hemen aşağıdan bir saniye de beğenebilirsin. İzleme devam et. Abone olmayı unutma. Seni seviyorum. Ben Ministon diyorum. Bu Ministon nedir arkadaşlar? Ministon, biz önceki bölümde bir tane ayı öldürmüştük. O ayıdan, bilerek koşuyorum bu arada acıkmak için. O ayıdan bu düşmüştü. Bunun pişmemiş hali düşmüştü. Ben bunları ısıttım. Yemek ihtiyacım olduğu için ısıttım ve böyle bir şeye dönüştü. Gördüğünüz gibi elimde de görüyorsunuz zaten. Şu an şöyle göstereyim. Görüyorsunuz elimde de. Bunlar normal biftek gibi canımızı dolduruyor. Bakalım ne kadar canımızı dolduracak. Bayağı etkili çünkü öldürmek zor olduğu için. Gördüğünüz gibi kaç kalp doldurdu? 2, 4, 6 tane kalbimiz doldurdu. 5-6 kalbimizi doldurdu. Üstüne şunu yersem eğer tamamen dolacak. Öyle bir yatalım şimdi, yatağımızı bir koyalım. Keşke çadırımızı da getirsek ama hatıra olarak bırakmak istedim. Burası da spawn pointimiz alınsın. Hem böylelikle koyun da geziyor orada. Öyle bakalım. Şimdi bu yatağı bozmayacağım buradan. Onun dışında şöyle bir bitki var. Şurada da gördüm ben biraz önce. Şu. Bunu kırınca ne geliyor? Yorumlarda yazanlar olmuştu salata diye. Şunu kırınca da salatalık malzemeler geliyor. Salata malzemeleri geliyor. Hemen kırdım ben. Bakalım neler çıktı. Bir tane domates tohumu çıktı. Sonra bir tane salatalık tohumu çıktı. Bir tane mısır tohumu çıktı. Bu rice pirinç miydi? Pirinçti galiba. Bir dakika, İngilizce terk şu an. Öyle normal tohum da çıkıyor sanırım. Bazılarından farklı şeyler de çıkıyor. O yüzden ben büyük ihtimalle gördüğüm her şeyi kıracağım. Şunu da kıralım hatta. Bakalım bunda neler çıktı. Yine aynı şeyler çıktı sanırım, evet. Öyle şimdi şunları da koyalım. Bunlarla salatalık yapacağız. İleride evimizi yaptıktan sonra bir bahçe yapıp bahçemize ekeriz bunları da diye düşünüyorum. Onun dışında orman ağacı ve Ladin kullanacağım. Son topladığım ladinleri de şuraya koyayım. Bir tane chest oluşturursak çok iyi olacak. Bir tane de crafting table lazım. Tabii ki şunların hepsini çevireyim hatta. Ben şöyle crafting table yapmadım değil mi ya? Yapmamışım inşallah, yapmamışım aynen. Şimdi şuradan da şöyle bir sandık daha oluşturacağım. Çünkü sığmayacak malzemelerimiz. Şunu da şöyle koyalım. Sonra onun dışında İleriki bölümlerde backpack de yapacağız. Çünkü malzemelerimizi yanımızda taşımak çok zorlaşıyor. Onun için backpack lazım bildiğiniz gibi. Yani sırt çantası lazım. Şuradan da hatta göstereyim. Şu sırt çantasından lazım bize. Öyle başka ne vardı? Odunları almışım iyi çok şükür. Şimdi şunları ben ısıtmaya koymak istiyorum. Cam lazım olacak çünkü evi yapmaya başlayacağımız için. Şunu da şöyle koyalım. Bakalım ladinlerimizi alalım biz. Evi yaparken bu arada ben chisel kullanacağım. Bu chisel'ı nasıl yapıyoruz onu göstermem gerekiyor. Crafting table'ı açıyoruz. Bir tane normal odundan yapılan çubuğu koyuyoruz. Bir de demir külçesi, normal demir külçemizi koyuyoruz. Bir tane chisel oluşuyor.
Bunu böyle yapıyoruz. Ben önceden yaptım ve sonrasında da kazma, balta falan yaptığım için ayranım kalmadı. Gamemode'dan falan da almak istemiyorum gerçekten. O yüzden ben de kendim dedim bunu yapmışken bunu kullanayım. Çünkü bazen mod paketlerine sıkıntı olabiliyor. Onun için denemiştim öncesinde. Keşke yapmasaydım diye sonra pişman oldum aslında ama aslında Gamemode'dan alabilirim ama cidden Gamemode yazıp oraya girmek istemiyorum. Şimdi bunu böyle sağ tıkladığımızda buraya istediğimiz odunu koyup, şöyle hatta odunu da koyup göstereyim, bir tane şundan göstereyim, bir tane de şundan göstereyim. Mesela odunu aldık, daha doğrusu tahtayı aldık, buraya koyduk. Buraya koyunca böyle değişik şekillerde bize öneri şeyler çıkıyor, ev yapmak için odun türleri çıkıyor. Yani bu şekillendiriyor aslında, build için bunlar. Bu da aynı şekilde böyle değişik şeyler çıkarıyor Ladin ağacı da. Ben evi full odun yapmak istiyorum. İleriki bölümlerle belki taştan bir şeyler yaparız ama şu an madene gidip bu kadar taş toplamak istemiyorum. Çünkü gerçekten bir yere yerleşmemiz lazım. Ve onun için de şurayı şöyle düzlersek eğer çok güzel olacak. Taş lazım. Aslında cidden şuradan taş alabilirsek de iyi olur. Şuradan hemen biraz ben taş kazayım. İlk bölümde sanki böyle bir yerde başlamıştık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şöyle şuradan şöyle inersek şuradan aynen taş çıktı zaten direkt. Şöyle şuradan birkaç tane taş alıp kazma, balta falan onlar için kullanabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey almayacağım. Sadece taş alacağım. Kürek yapabiliriz. Ayrıca kum toplamak için iyi olur. Şöyle biraz toplayalım diye düşünüyorum ben. Öyle güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir ev olacağını düşünüyorum. Çısıllı ben çok seviyorum. Çısıllı da güzel oluyor gerçekten. Şunu bir elimden alayım çünkü ben kriz geçireceğim yoksa şimdi. Şöyle de çıkarsak eğer daha iyi olacak. Şimdi evimizi şuraya doğru yapalım demiş. İlk başta bir kürek yapalım şuradan. Şunu kullanabiliriz. Kürek için de şöyle yapalım. Küreğimizi alalım. Şöyle gidelim şuraya. Şuradan şurayı şöyle düzlersek birazcık yeterli olacak. Çok büyük bir şey yapmak istemiyorum. Zamanla bunları düzeltirim diye düşünüyorum. Öyle bu arada like atmayı unutmayı söylediğimi bilmiyorum. Like'larınız büyük ihtimalle zaten en kötü sesi eklerim. Genelde unuttuğum için ben o sesi eklemeye başladım. İlk öyle çıktı onun fikri de bu arada. Kimseden çalmak gibi düşüncem yoktu aslında. Onu da yazıyorsunuz yorumlarda görüyorum iyi kötü yorumlarınızı. Bu arada ben bugün yani bu videoyu çektiğim gün aslında dündü o size göre. Bir video attım. Ablam ve eniştemle birlikte, Emel abiyle birlikte. Bir tane deneme videosuydu aslında o. Tropikal meyveli deniyoruz diye bir videoydu. O video nedense böyle bir izlenmedi. Yani beğenmediniz mi ben anlayamadım. Like'ı da çok azdı. Bilmiyorum devam etmesini istiyorsanız öyle videoları büyük ihtimalle ben kartlara da bitiş ekranına da koyarım. Kartlara da şu an hani tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Tekrar bu videoya gelmek şartıyla eğer gelmeyecekseniz ilk başta bunu izleyin tabii ki. Öyle şunları şöyle alayım ben şunu da alırsam eğer şuradan. Şuraya bir ev yapalım diye düşünüyorum ben. Hatta bir sıra daha alırsam tamamdır. Öyle konuşacağım şeyleri de konuşayım bir yandan da yaparken. O yüzden ben bu videoyu çekiyorum. Gamemode'dan yap diyenler olmuş. Gamemode'dan yapmak istemiyorum. Videosunu yaparsam da zaten Gamemode'dan yaptığımı düşüneceksiniz. O yüzden de Gamemode'dan video dışında da yapmıyorum. Bu arada bir tane Facebook grubumuz var bizim. Bu arada K'cılar, WoW'ciler, Gereksizistan yani Bura'nın Bura ve tayfasındakilerin gruplarının bir tane etkinliği olacak. Yarışma yapacaklar sürekli etkinlik olarak. Onu da katılabilirsiniz. Gruplara girerek. Bunlar hakkında biber düştü bu arada. Biber CD de düştü. Gruplara girerek de onlar hakkında da etkinlikler hakkında da bilgi alabilirsiniz. Benim grubum linkini de aşağıda açıklama kısmına koyacağım ben. Öyle ben de varım grupta. Zaten devamlı hatta aktifim bayağı böyle. Şuraları şöyle alalım birazcık şöyle. Buraya evi kurarsak eğer şimdi küçük bir şey de olsa sonradan gelişebilecek gibi bir şey düşünüyorum. Bloklama için seçtim ben hangi blokla yapacağımı. Eski videoda o bloklar vardı sandıkta. Kestiysem orayı zaten göremeyeceksiniz. Öyle. Dediğim gibi fail olduğu için o video birazcık. O yüzden onu koymayı düşünmüyorum. Şöyle şuraları koyun gelmiş bir tane de. Aslında koyunu da keseriz. Gün getirdim mi yanımda bilmiyorum. Tamamdır. Şuraya şimdi evimizi yapacağız. Şuraları da şöyle azıcık alayım sonradan düzeltiriz. Oraları iyice. Ben video dışında da hallederim. Şimdi camlar da ısınıyor süper. Şimdi şu gereksiz şeyleri hemen atayım ben yine.
Yemekleri de atabilirim. Şunlara gerek yok o kadar. Şunları da atalım. Şimdi başlayalım chisel'la biz malzemelerimizi yapmaya. Bir tane ilk başta balta yapalım. Çünkü evi yaparken çok lazım olacak odun kırmak için doğal olarak. Şöyle şunu alalım. Şimdi chisel'a biz şunları bir çevirelim. İlk başta aslında köşeleri yapacağım. Köşeleri belirleyeceğim için ilk başta adın ağaçlarını ben bir çevireyim. Bayağı oldu ya, ben abartmışım 4 stek olarak. Şimdi köşeler için aslında biraz bakalım neler varmış. Deneyerek böyle gösterebilirim size ben. Hepsini acaba çeviriyor mu? Bir tane mi çeviriyor bilmiyorum. Şunları şöyle alıp bir tane koyup göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle şunu kullanacağım diye düşünüyorum. Onu ben bir koyayım size, şöyle göstereyim. Mesela bununla köşeleri yapıp diğer kısma da hangisini yapalım onu da göstereyim hatta şöyle. Onu seçtim çünkü gerçekten. Bunu seçmemiştim de. Onu seçtim değil mi? Orman ağacı aynen. Şununla da yerleri döşeyebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında şekil de yapabiliriz. Şu güzel olmadı sanki ya, buna pek biraz hafif kaçtı onun yanında. Şöyle bir tane koyalım bakalım neler vardı. Şu nasılmış bakalım bir. Aynısını seçiyormuşum bir de gidip. Bu daha iyi sanki değil mi? Evet arkadaşlar, bu daha iyi. Şunu seçiyorum. O hangisiydi umarım unutmam. Şöyle yapalım. İlk başta orman ağaçlarını da çevirebilirim de. İlk başta köşeleri belirlersek daha iyi olacak. Köşeler için de ilk başta şuydu. Diğeri de Spruce Planks Unknown. Şu an evim dedi galiba. Şunu koyduğumuzda bu. Aynen bu. Bunu ben bir kırıp bakayım. İsmin neymiş? Aynen. This Array Horizontal'mış. Tamam. Şimdi şunları bir bırakalım. Şunlardan This Array Horizontal yapalım. Hemen. Ben envanterde olunca çok mutsuz oluyorum. Hatta şunları da şöyle düzenleyebiliriz. Siz bana hem kızıyorsunuz. Zaten öyle olunca. Şunu da şöyle yapalım. Yemeği de şöyle koyalım. Şuna gerek yok. Onu ben direkt kafa karıştırmasın diye hemen chest'e koyayım. Hatta atabiliriz yere şöyle. Yemeğimizi de yiyelim. Karnımız acıkmış bilmeden. Biraz uzun bir video olabilir. Umarım sıkılmazsanız, sıkılırsanız ilerletebilirsiniz. Buradan itibaren. Şimdi chisel'ımızı açalım bir bakalım. Şunu koyalım. Disarray Horizontal'dı. Şundan yaptık. Bayağı bir 64 tane, tamam. Şunları şöyle direkt ben çevireceğim. Şöyle yapalım biz direkt, aynen hepsini çevirelim, bir kalanıyla bir şeyler yaparız zaten, bunları kullanabiliriz sonradan. Şimdi evimizin boyutunu belirlerken de aslında aklımda bir tane taslak var, tam yani aklımda pek bir şey, çok bir şey planlamamıştım ama aklımda bir şey var tabii ki de. Yanlış oldu, şunu şöyle kıralım hemen. Şey kırılsa çok iyi olacak, tamamdır. Şuradan başlayacağım, tamam mı? Şuradan şöyle, hatta şuradan başlayalım. Şuradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane çıktık. Tamamdır. Bu arada arkası olduğu için orası bir üst kattan olacağı için 1, 2, bir tane daha çıkabilirim aslında. Şöyle yapalım. Bir tane daha çıkalım. Tamamdır. 2, 3, şöyle sonra şunu şöyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Kaç tane oldu? Burası çok önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada korktum senden ya. Niye geliyorsun bana öyle? 6, 7, 8 tane oldu sanırım. Hemen yatalım bir. Sabah olsun bu arada. Çünkü normalde ve nedense modlu olduğu için herhalde çok zor oluyor. Hele o ayı var ya, ayı acayip zorlanıyorum ayı olunca. Sonrasında şöyle döndürelim buradan diye düşünüyorum. Burayı da çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane çıktık. 2, 3, 6. Tamamdır. Sonrasında şuraları şöyle yapacağım. Taslağını çıkarıyorum. Bu arada dışı olacak bu. Şöyle yapalım. Şuradan da şöyle çıkarsak eğer daha iyi olacak. Aynen. Böyle. Tamam. Şuraya da camları eklemeyi düşünüyorum. Zaten bunu devamında süsleriz biz, merak etmeyin yani. Sonra buradan sonrasında da değişik bir şey yapacağım. Şu anlık devam ettirelim şimdilik de. Sonra gösteririm nasıl bir şey olacağını. Şöyle koyalım. Koyamadık neyse. Şöyle yapalım şurayı da. 2'ye 2 yapıp devam edeceğim. Öyle planım var. Sonra şunu şöyle koyalım.
şöyle 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 gidelim birazcık daha. Şöyle 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 tamamdır. Ne oldu? 2 orada oldu. 2 burada oldu. Şu şöyle buradan yukarı çıkabiliriz. Şuradan da yukarı çıkalım şöyle. Tamamdır. Sonra şurayı birleştirelim bir. Şunları da gerek yok. Yanlışlıkla koymuştum zaten onları. Tamam. Burası da tamam oldu. Sonra buradan sonra şöyle dönelim şuraya doğru. Şimdi göreceksiniz nasıl bir şey yapmak istediğimi anlayacaksınız. Şuradan da şöyle bir blokluk çıkmak istiyorum. Tamam. Burası yine şurayı dönemeç olduğu için orayı bırakacağım. Burası böyle olsun. Buradan sonrasında iki blok geldikten sonra tekrar aynı taktik. Bir blok, iki blok. Şurada şöyle iki blokluk çıkalım yukarıya doğru. Şöyle çıkma zaten tamam olacak. Şöyle tamamdır. Şimdi şurayı da şöyle yaptık mı? Burada bitiriyoruz. Buradan da köşeyi döneceğiz. Şimdi ev sanıyorsunuz mu bu tarafta? Ev bu tarafta olacak ve evin dışı daha büyük oldu sanırım. Değil mi? Aynen. Büyük ihtimalle ben bu tarafa doğru genişleteceğim bunu. Tamam, hızlandıralım burayı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan devam edeyim artık. Gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştım. Yani kesmediysem eğer, çok da uzun olmadıysa görmüşsünüzdür. Çünkü alan fazla büyük oldu ama dediğim gibi aklımda bir şeyler var. Birkaç fikir var. Mesela süper kahramanlar modunu da eklemeyi düşünüyorum. Çok isteyen olmuş. Yani istiyorsanız aşağıda yorumlarla belirtebilirsiniz. İstiyoruz abla ekle diye. Onun için de aslında bir bölmede yapmayı düşünüyorum. O yüzden ve buradan değişik odalara geçişler yapacağım. O da önemli. Ayrıca chestleri de burada tutmayı düşünüyorum. Farklı bir kat ya da farklı bir yer yapmak yerine. Öyle. O yüzden birazcık burası büyük olacak. İstediğim gibi olacak yani. Aslında çok devasa istemiyordum ama biraz devasa oldu tabii de. Olsun. Güzel oldu yine diye düşünüyorum. Şöyle koyalım şunları da. Tamamen evi bitirmeyeceğim bugün. Çünkü hepsini videoda yapamam. Ben zaten canım sıkıldıkça Minecraft oynuyorum. O yüzden hani dışarıda da ya, video çekmezken de yapabilirim. Evi tamamlayabilirim. Öyle. Bu arada hatırlattığım şeyleri söyledim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı için. Dediğim gibi yavaş yavaş modlara giriyoruz. Mesela bu sefer Chisel'la bir şeyler yaptık. Yani evi yapıyoruz şu an. Siz de indirip bu Chisel modunu kullanabilirsiniz. Bu arada şuna da değineyim. Ne zaman modları paylaşacağım onu da söyleyeyim ben size. Mod paketini ben daha erken olduğunu düşünüyorum. 30. bölümde falan paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü yani daha ben yeni çekmeye başladığım için hani oynayıp sizin de hevesinizin gitmesini istemiyorum. Her zaman ilgi olsun istiyorum. Acaba neler var bu mod paketinde de her geçen bölüm daha çok merak edin istiyorum. Bu arada bu aralara da birkaç şey daha ekleyeceğim. Aklımda birkaç evi güzelleştirmek için fikir var. Ama önce bir tas daha yapayım diye düşünüyordum. Çatıyı tamamlamam gerekiyor. Birazcık daha en azından böyle şey olsun istiyorum. Orman tarzı böyle şey olsun evde. Yani ağaç ev. Ağaç ev çok güzel oluyor ya. Ahşap ev bayılıyorum yani gerçekten. Tamamdır. Şimdi buralarda tamamlanacak camlar içinde o şeyden chisel'la bir şeyler yapmak istiyorum. Şöyle şunları şöyle atarsam eğer bu arada yemeğimizi hepsini yemişiz sanırım. Bayağı çünkü dediğim gibi çok uğraştık. O sırada uğraşırken de tabii ki de acıktık. Evimiz böyle. Ben burayı şöyle çitlerle kapatacağım. Burası böyle bir giriş gibi bir yer yapacağım. Burayı daha güzel olacak yol yapacağım. Bu arada şurada bir kule var, şurada bir kule var, şurada bir kule. Her yanımız kule gördüğünüz gibi. Çok fazla sayıda kule var. Bunları da basmayı düşünüyorum. Dediğim gibi canlı yayın istiyorsanız ben kartlara anket ekleyeceğim. Oradan anketten seçebilirsiniz. İnternet paketimi, yani internetimi de ona göre bir deneyip bakmak istiyorum. Hani ona göre belki değiştirme gibi bir seçeneğe de gidebilirim. Yani tarifimi değiştiririm yani. Öyle düşünüyorum. Başka bu bölümde neler yaptık onlara değineyim. Şunları da bir dahaki bölümde ekeceğim. Yemek ihtiyacınızı karşılayacak şekilde hem sistemler yapmayı düşünüyorum hem de mod paketlerini kullanarak bir şeyler yapmak istiyorum aslında. Yani aklımda öyle bir şey var. Bu arada şunlardan 2-3 tane sandık yapıp eşyalarımızı da koyabiliriz. İlk baştan
Sandıklar içinde mod var arkadaşlar bu arada. Ama şimdilik böyle koyuyorum ben. Yatağımızı Hollanda yerine koyalım. Şunları kullanmayacağımız şeyleri şimdilik sandığa koyabiliriz. Şunu da şöyle alalım. Yatak şu tarafta olacak. Öyle düşünüyorum. Şöyle hatta şuraya bir tanesini koyalım. İki tane kullanıyorum ben. Buralara da bir şeyler ekleyeceğim. Onları da zamanla göreceksiniz. O paketlerini deli gibi kullanmak istiyorum. Çünkü cidden çok güzel şeyler var. Böyle tekrar göstereyim. Şurada balon falan vardı. Onlar için de gökyüzünde adaya yerleşeceğiz. Öyle şimdilik böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük yerleşimimizi de tamamladık. Artık bir dahaki bölümde bu evin bitmiş halini görürsünüz. Öyle düşünüyorum. Yani bir serverda oynamadığım için de zaten kendim yapacağım. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta şurada bitireyim. Kafamdaki zombi şeyle birlikte. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.